İsmet Paşa nasıl hitap ederdi? Atatürk'ü nasıl çağırdı? Paşam, birbirlerine paşam derler. İkisi birbirine paşam. Ama Sabiha Gökçen'den duymuştum. Sabiha Gökçen biliyorsunuz manevi kızlarından daha büyüğü. Benim ablam sayılırdı. Babam Atatürk'ün yanında olduğu zaman, Atatürk'ün köşkünde baş başa oldukları zaman ve Sabiha Hanım onlara yardım için odaya girip çıktığı zaman birbirlerine Kemal ve İsmet diye konuşurlarmış. Ama dışarıda baş başayken Kemal ve İsmet diye konuşuyorlarmış. Ama biz her zaman paşam. Kürşat, fotoğrafları var ikisinin. İsmet Paşa ile Atatürk'ün, o sırada onları verebilirsin. Evet, evet. Kemal ve İsmet diye çağırıyor. Peki. Tabii evet, burada bu resim, bakın bu tablo çok güzel. Portresi Atatürk'ün. Valla o gün onunla pek kesin olarak söyleyemiyorum. Ama yani 30'lu yılların resimlerinde bu var gene. Yani burada çakılmış olan fotoğraflarda bu resim var. Yani Atatürk'ün evet, bu resmi duruyor. Var. Yani ilk zamandan beri bu resim var. Burada duruyor. Evet. Atatürk yani gördüğü oda, burayı biliyor Atatürk. Bütün evet, bu oda, bildiği oda. Atatürk buraya gelip, buraya yürüyerek geliyordu zaman zaman. Evet. Buradan mesela akşam yemeğini yedikten sonra evet, köşke, Çankaya Köşkü'ne yürüyerek gittiği de oluyor muydu? Yok yok, olmazdı. Olmaz. Çünkü o zamanlar Ankara böyle değildi ki. O zaman kışın çok kar yağardı. Çok kar yağardı ve buraya kurtlar inerdi. Çankaya'ya. Bütün burası, etrafı sadece ağaçydı. Bahçelerdi. Yani yazlı, Ankaralıların yazlığıydı. Onun için çok az bina vardı. Yüksek bir yerde. Oturan çok az vardı. Onun için çok kar yağardı, çok yağmur yağardı. Onun için mesela o baloda, o ilk balo 22 Şubat 1927'de veriliyor. Burada veriliyor. Şimdi gideceğiz. Şimdi göreceğiz. O zaman çok kar yağmış ve arabalar kara saplanmış. Konukların bir kısmı yürüyerek gelmişler. Hatta kaldığı olur muydu Atatürk'ün burada? Olmazdı. Kendi evine, odasına giderdi, rahat ederdi. Yazın ama geliyordu değil mi? Ülküyü yazın getiriyordu ülküyle. Yok, kışın daha çok kışırdı. Yazın daha çok Florya'daydı. Doğru. Kışı burada kullanıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. İsmet Paşa'nın orada kaldığı zamanlar olurmuş. Atatürk'ün misafiri olarak köşkte. Kal burada diyor değil mi? Yani kal ya. Mesela gitti. 28 Ekim akşamı ne diyor? Herkes gittikten sonra İsmet sen kal diyor. Oturuyorlar beraber, Cumhuriyet'in kuruluşunun maddesini yazıyorlar. Ha, orada tabii. Evet, ilk madde. Evet. Çünkü o sırada daha burada oturmuyor. Bu ev yok babamın. O sırada da aile İzmir'de. Çünkü İzmir kurtulunca babam oraya tabii asker olarak, komutan olarak gitmiş. Onun kaldığı yerde bir haremlik, bir selamlık kısmı varmış. Annem de o sırada Konya'da. Ama hep babamı arkasından Malatya'ya, Konya'ya takip etmiş. İzmir'e gelmiş. İzmir'e gelince babam onu çağırıyor. Ve annem orada oturmaya başlıyor. Ve babam oradan Lozan'a iki defa gidip geliyor. Geliyor. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu pembe köşkte Atatürk, bir gazeteci geliyor. Atatürk de, İsmet Paşa ile bir röportaj yapıyor. O gazeteci kıramayacağı birisi. Çok genç bir isim. Ve İsmet Paşa, çünkü hiç kimseye anlatmıyor, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını. Yani o günü anlatmasını istiyor. Ama İsmet Paşa, öyle bir gazeteci geliyor ki İsmet Paşa asla hayır diyemiyor. Pembe Köşk'ün bahçesinde kuş seslerinin arasında Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatıyor. Şimdi Atatürk İstanbul'dayken daima temas ederdik. Yalnız giderken gelmiş değil. Giderken adeta veda için gelmiş gibidir. Daima memleketin içinde bulunduğu vaziyeti, yeni ihtimalleri, bunların hepsini takip ediyorduk. Memleket tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Bununla beraber herkes diplomat ve herkes çare bulur bir ukala halindeydi. Muharebeyle bu seferin düşmandan kurtuluşun muntazam muharebeyle nihayet biteceği ihtimali hiç kimsenin zihninde yoktu. Bu bir politika
meselesi olmuştu ve herkes politikada marifetini gösterecekti. Atatürk İstanbul'dan ayrılırken bütün bu temaslarının sonunda İstanbul'da bıraktığı eski ve yeni devlet adamlarının hiçbirisinde meseleyi bütün vakametiyle sonuna kadar görebilmiş, ihate etmiş bir insan bulmayarak hareket etmiştir. Bundan dolayı hakikaten müteessir ve meyus haldeydi. İstanbul'a hareket etmeden evvel bana gelmesi vazifeyi almış, Sarıdolu'ya